Biraz dekstroz al. Ben sana yarışmadan sonra kocaman bir pizza ısmarlayayım. Bir seferde vereceksiniz ve orada kalacaksınız. Arkadaşlar, klasikçiler topuklarını yapıştırarak vermek zorunda. Sizin takımda ilaç kullanan mı var ya? Kollarını hafif geriye doğru vereceksin ki. Hepiniz açsınız değil mi? Biz yavaştan başlayalım, gelen arkadaşlar gelsinler. Hızlıca bakalım hadi formlara. Göreyim abi formunu. Ya şimdi akşamla tabii çok alakası yok. Pozlarını düzelteceğiz. Onları öğleden sonra bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Sırtını bir dön abi. Güzel. Gayet de açık değil mi formum? Ben bu formdan yarına bir mucize yaratabilirim gibi hissediyorum. Öğlenleyin bir formunu göreceğim. Gerekirse öğlen bir tane daha alacağız. Gece gerekirse yatmadan önce bir tane daha alacağız. Arkadaşlar, burada su kesmede şöyle bir durum var. Kısaca özet geçeyim, onu size anlatayım. Hani sonra hoca niye erken kestir, niye geç kestir, niye tam hesaplamadık demeyin. Normalde arkadaşlar sodyum almadığımızdan dolayı rahatlıkla suyu manipüle edebiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şöyle. Yarın tuzsuz yükleme yapacaksınız. Diyelim yarışma süresi gitgide uzamaya başladı. Gitgide cidden sıkıntı çekiyorsunuz. İşte kramp oluyor. Aşırı deri çekildi. İşte deride pump azalmaya başladığında biz yavaş yavaş yudum yudum su alabiliriz. Ama eğer son gün vücudunuza sodyum girecek olursa sodyumun üzerine su sokamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Çok basitçe anlatmaya çalıştım. Kaç gibi uyursun abi? 10-11. Normalde şimdi öğleden sonra yarışacak arkadaşlarımız için biz 9 gibi suyu keselim diye bir konuştuk. Genel olarak bir plan yaptığımda 9 gibi görünüyor. 12 gibi de uyuyacağınızı varsaydım açıkçası. 11-12 gibi uyursunuz. Aynen. 11-12 karanlık bir odada. 9 gibi bir durumumuza bir bakayım. Ona göre 12'de gerekirse bir tane daha ekleyeceğiz. Ya bugün sodyumu tamamen keseyim diyeceğim ama çok doğru bir yol değil. Sabah formlar bayağı açık. Güzel. Sırtı göreyim abi. Yarışma yaklaşık... Kaçıncı sikletsin abi sen? 1 mi 2 mi? 1.70. Büyüklerde ilk toplamda? Gençler var. Toplamda 4 mü? Tamam. Gençler de uzun sürer. Çok temiz. Sırtını göreyim. Emre çok iyi form bu arada. Emre, senin çıkışın herhalde çok iyi. Yani... Derikam olmamış gibi hissediyorum ama yani. İlk önceki antrenmandaki aldığım fan konserliğini yaptım. Alamıyorum. Şimdi şöyle, vücudunda hiç karbonhidrat... Sabahları hep mi böyleydi, bugün mü böyle? Bugün. Sabah genel olarak böyle. Şimdi şöyle, Adele'ye karbonhidrat girmediği için kan şekerin düşük. Kan şekerin düşük olduğunda o pump yüksek olamaz zaten. Daha şimdi bir karbonhidrat girecek, anlatabildim mi? O zaman bir pump oturur, akşama doğru. Bu normal. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bu arada hiç öyle görmüyorsun hem onda bir. Arkadaşların da eminim aynı fikirdedir. Adelen çok canlı ve çok iyi görünüyor. Bu arada kaç gibi yatıyorsun? 11. Güzel. Bugün sodyum ne kadar alıyordun? 15. Güzel. Akşam 6'dan itibaren sodyumu keselim. Tamam. 9 gibi suyu kessek 15 olacak. Çok mu erken olacak? Çok erken olacak. Senin çıkışın en az 3 ya. En az 3 olur yani. Daha erken çıkamazsın sen. İndirsene şortu ilk. Ya bizim arkadaşlar büyüklerde böyleyiz biz. Yani yapacak fazla bir şey yok. Baksana bacak ne kadar dolabilir be. İlkay, bir şey söyleyeceğim sana. Karbonhidratın bir özelliği var abi. Şimdi sen daha bir de 3 gündür daha dün mü doğru düzgün yüklemeye başladık. Şimdi abi dünkü karbonhidratı daha bugün akşama doğru etkisini alacaksın. Bugün de dolduracaksın ki yarın sabah tam etkisini gör. Bir kalçaya bakabilir miyim abi? Benim için kalça önemli. Ya ilk ay normal koşullarda bu formun overall alması lazım ya. Çok istisnasız eminim herkes aynı görüştedir diye tahmin ediyorum. Çok iyi, çok patlak ve onu hissediyorum. Evet. Muhtemelen yarışma günü çok çok daha farklı olacak. Maşallahım var abi. Hiçbir sıkıntısız. Ya bence hiç dağıtmayalım. Yani kapatırsa detaylarını çok sıkıntı çekebiliriz. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Eğer bugünkü yüklemeni tamamlarsan, eğer istiyorsan bugünkü yüklemene dekstroz ekleyelim. Dekstroz bu işi yapar. Hamura girme, yani buğdaya girme. Şimdi nasıl tepki vereceğini ben bilmiyorsun. Ben hamuru çok seviyorum. Ama ben 6 ay uzak kaldım. Ben yaşadım 20 tane. Şöyle yapalım. Sen bunu yeme. Biraz dekstroz al. Ben sana yarışmadan sonra kocaman bir pizza ısmarlayayım. Tamam. Anlaştık mı? Bugün sodyumun ne kadardı? Tamam. Onu bugün için 6'ya falan çekelim. 6'da tuzu kes, tam anlatayım. 12 gibi uyu. 12 gibi uyurken bir tane daha alalım. Gece 3'te de form göreceğim. Yandan göreyim abi. Bu pozlar düzelecek. Tam mideni boşaltır mısın? Şimdi şöyle. Tam nefesini boşaltacakken yarıda bırakıyorsun. Diğer taraftan. Bunu burada podyumda böyle yapmayacaksın değil mi hocam? Bu göbeği kaşırsak iyi değil yani podyumda. Biraz daha dönüyorsun. Biraz daha. Yine tam boşaltmadın da. Bir tık daha var da. Bu arada arkadaşlar bu boşaltma işlemini bir kere de yapabilirsin. Bu böyle yarıda kaldığında daha da boşaltayım. Hayır. Bunu hızlanan bir kamyon gibi düşünün. Bir seferde vereceksiniz ve orada kalacaksınız. Biraz daha belden dön abi. Sırt kapalı. Su tuz ne kadardı abi? 10. Bugün 6 gram civarı tuz alalım. Yaklaşık olarak yine aynı protokol olur diye tahmin ediyorum. Aynı siklet misiniz? Aynı abi. Protokolleriniz aynı. Onlar şimdi alacak. Senin şimdiye gerek yok abi. Sen onlara göre bir tık daha açıksın. Güzel. Sırttan göreyim. Çok güzel. Yandan göreyim. Sabah açıklıklarınız tabii ki çok farklı arkadaşlar. Dün böyle değildin. Dün böyle değildin abi. Bu arada Muhammed, senin için de geçerli. Senin için de hocam aynı şey geçerli. Kaç gibi uyuyorsunuz? 12
12 gibi varsayıyorum. Yani 12'de de suyu keseceğinizi varsayıyorum yine aynı şekilde. Yaklaşık olarak o şekilde yapabiliriz. Siz dinlerken kesmenize gerek yok suyu. Ya şimdi ben şöyle, ne dersem içerim değil. Normal bir rutininiz var. 6 rutin diyelim. Şimdi ona çıktın mı vücut sodyum seviyesini, kan sodyum seviyesini aşağıya çeker. Aşağıya çekerse tepki oluşturur. Normal rutinde geldiyse en fazla 1 üstüne çıkarsınız. Kaç geldin? 8. Bugün 9 olur. Ama bugün 12 olursa bu sefer kandaki sodyum seviyesi düşerse vücut ona karşı tepki oluşturur. Sen de çok daha açıksın. Çok daha farklı. Dün nere, bu nere yani? Obliğini kaçırma ama. Tam boşalt. Evet, sırtını göreyim. Yandan belin de ince ha. Gayet güzel. Biraz daha açabilirsin sırtını bence. Biraz daha aç. Neyse, bunları düzelteceğiz abi. Bence gayet iyisin. Biraz daha öne eğilerek vereceksin. Öğlenleyin bakacağız üzerine. Bence pürüzsüz. Yarın hallederiz bunu tamamen. Nereden nereye geldi form? Nereden nereye geldi? Kalçayı açmak için çok uğraştık. Formunu açmak için çok uğraştık. En son konuştuğumuzda biz başladığımızdan beri kaç kilo verdin sen? 90-80'de başladım. 71'e kadar düştük. Kaç hafta? 2 hafta. Hatta işte son hafta. Aynen. Mucizelerim var ellerimde. Güzel. Abi kalça falan kapalıydı. Dedim kalça açılırsa derece şansın olur yani. Öyle gelmişler son ana kadar. Geç geldi. Geç geldi. Tamam. Ama hallettik, güzel. Yetişen adamları seviyorum. Tam bas bacaklarını, kaçırma. Sırtı göreyim abi. Kalçayı sıva iyice. Bu kalça böyle lif lif olur abi bugün. Çok güzel. Çok iyi abi. Klasikli abi. Toplam hard body'de galiba 8 kişi falan var. Yarın çok kalabalığız. Sen de ben de. 15'er kişi, 30 kişi. Valla bilmiyorum. Benim bisiklette 5 tane yarışmacım var. Senin de o siklete muhtemelen 5 tane vardır. 10 kişi falan çıkartır zaten. Ne yapayım? Senin de forma bakalım abi. Sana bir şey söyleyeceğim. Çekilelim. Dünkü formun bence çok iyiydi. Oblikler müthişti. Onu söyleyeyim. Kütle eksiğim var. Çok normal. Ya natürel geldin. Natürel girdin. Ama oblik detaylar efsaneydi. Ben o kadar söyleyeyim yani. Sizin takımda ilaç kullanan mı var ya? İlaç kullanmayanlar var. Ama ben biliyorsun ya, Team Eric natural team gibi bilinir yani. Bizim sadece antibiyotikle geliyoruz abi biz. Aynen. Ağrı kesici aspirinlerle birlikte kurutuyoruz. Kuruydu çok form ya. Çok güzeldi. Natural geldi. Şey yapmak istemiyorum dedi. Hani, bozmak istemiyorum dedi. Geç değil diyor. Natural, benim natural öğrencilerimden. Bence ilk yarışma için en iyisini yaptın. Şey bakımından çok iyi değil mi? Yani natural sınırını görmüş oldun. Evet. Kaç kilodan geldin abi? Hocam ortalama 90'dım. 70'i gördüm yani. Sonra devam edersin. Bir hafta boz abi. Bir hafta boz. Bir vücut bir kendini bir bulsun. Bu rebound dönemi çok kıymetlidir bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Şuna odaklan. Mesela işte Mustafa da mesela yarışmadan çıktı. Şu an mesela yiyor. Ben de mesela diyetteydim. Sert diyetteydim 6 aydır. Mesela yiyorum. Yedim. Bayağı. Yemeğe başladığımdan itibaren mesela 4-5 kilo aldı vücut. Rebound dönemi çok önemlidir. Hani uzun süreli diyetlerden sonra yapılan o rebound dönemi gerçekten müthiş kütle olarak dönüyor. Bu bir haftayı biraz verimli geçir bence. Verimli derken tatlılarla falan. Gerçekten tatlıyla diyorum ya. Şaka yapmıyorum abi. Abi bu iş böyle. Önce adelen dolsun, kendini nasıl... Aynen. Kardiyo ile devam etsin. Onunla ilgili sıkıntı yok ama bir hafta bir vücudunu rahat bırak, mentaliteni bir rahat bırak. Adelenin çok daha dolduğunu, çok daha ileriye adım attığını göreceksin. Emin ol, bu bir haftalık 10 günlük süreci +2, +1 kilo kas kütlesiyle geçirebilirsin yani. Rebound dönemi çok önemlidir. Sırtını göreyim ben. Sık bakın kalçanı. Sık iyice. Sık. Temiz görünüyor. Bak, sorunsuz. Sıkıntı görmüyor hiç. Çok güzel. Arka bacak detaylarını da geliyor. Bir tık kurudu mu tamam olacak zaten. Son gün hallolur o. Kalçayı sık abi. Kalçayı sıkmadan olmaz. Evet. Ya bu pozda sakın ola ki kalçayı dışarıya doğru vermeyin. Vermiyor ki abi. Ya tam sıkmakla... Evet ya, şimdi buradaki detayla deminki detay aynı değil ki. Gayet temiz. Form temiz. Hiçbir sorunu yok. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. İki kişi şu an. Hayırlısınızsın. Ne zamana? Ocak sonuna mı geliyor? Allah analı babalı bilsin ya. Çok sevindim. İnşallah. Şu an ışığı tam göremiyorum ama kuru geliyorsun bana. Bayram. Sırttan bir göreyim abi. Adelen dolu. Dolu değil misin şu an? Dolu hissetmiyor musun kendini? Pumplı değilsin abi. Dolusun. Bildiğin dolusun yani. Adelen canlı, anladın mı? Şöyle bir sık bakayım göğsünü. Canlı abi Adelen. Hiçbir sıkıntısız yok. O ne abi o? Ne o? Küçücük bir deri kalmış orada. Hiçbir sıkıntı yok. Şu duruştan ziyade biz genelde hafif yatay duruşu tercih ederiz. Hem karın hem de obliğin görünebilmesi için. Hem de göstersene. Şuradan arkadaşlarına bir geçip hemen bir karşıdan göster. Şimdi arkadaşlar şöyle tam karşı baştan durduğunuzda bir tık geniş durur. Ama şu şekilde durduğunuzda şu genişlik çok daha ince durur. İfade edebildim mi kendimi? Evet. Tam nefesinizi boşaltarak tek seferde. Boşaltın ve kalın. Şu omzunu biraz daha yukarı al. Şu biraz daha serbest bırak. Güzel. Bence daha iyi. Önde duruyor. Çok güzel Emre. Harikasın. Burada bir tık daha nefes fazla var. Şöyle yarım nefes bir kere daha hocam olmuyor orada. Şöyle yapacaksın. Bir kere boşaltacaksın ve orada kalacaksın. Tekrar. Boşalt. Evet. Şu an iyi. Şu iyi. Tam boşaltmazsan tam obliklerin çıkmaz. Çok önemli detay. Sağ çeyrek dönüş. Bir mucize çıkarmışsın oradan obliklerini. Tabii şu an sen göremiyorsun da videoda görürsün yani. Nefesini tam boşaltmıyorsun. Şu an çok heyecan yapıyorsun. Yapma. Podyumda değiliz daha. Tekrar doldur, tekrar boşaltın. Emre sen de elini bir tık arkaya al. Buradan serbest bırak.
Yok, komple bunu serbest bırak, sen dön. Yani şunu sıkıştır. Kabuk bağladığı için zor bu aşamada. Boya kapatır. Okay, yani onunla ilgili sıkıntı yok. Uzaktan belli hiç olmaz. Fotoğrafta da çok. Formu etkiler mi? Belki sabah kadar değiştirir. Tamam. Şey, geçer yani. Sanmıyorum şu hocanın. Tamam. Görüntü olarak önemli değil benim. Sıkıntı da görünmüyor. Açar açar. Ha. Sorun yok. Obliğini bir tık daha boşaltırsa daha iyi olacak. Ama bu böyle de veren var aslında. Veriyorlar. Bayram bas. Tekrar otur. Nefesini bırakma abi. Bir tık burada bir doluluğum var. Bu tekrar tekrar nefes alıp vermeye çalıştığın için. Bir kere ver, bir kere boşalsın burası, tamam mı abi? Belini çok sıkma abi. Mayoda kalsın elin. Aynen aynen. Lekeli olabiliyor. Çok hafif. Hariç etmeden bayram. Oturt abi. Şunu sıkma. Burada derini sıkmadan. Çok hafif aşağıdan. Şurası belli olsun. Şurası belli olsun. Gayet güzel. Hepsi güzel ama. Çok güzeller. Evet evet. Belini sıkma abi. Hafif şortunda kalsın. Seninle ilgili küçük bir iddia ortaya atabilirim. Eğer yarın gerçekten iyi formda çıkarsan ilk üç yapar. İyi formda çıkarsın ama. Biraz sulusun. Bu gece çok iyi açarsa çok iyi derece yaparsın. Diğer göğüs ucuna da bir piercing takarsan. Aynen. Kulağı falan da şöyle komple. Bence de gayet temiz. Önden serbest duruş tekrar olalım. Pardon hocam. Bayram biraz daha düzgündü. İyi misin? Baş mı döndü? Çok nefesini tutuyorum. Rahat ol. Bence gayet iyi arkadaş. Tekrar baştan versene. Obliğini hafifçe dokundurarak verebilirsen. Arkadaşlar alalım, direkt karşıya alalım sizle. 6 kişi var zaten. Geçelim mi hocam? 7 mi oldu? Önden serbest duruş arkadaşlar. Hemen geçelim. Biraz aralıkları açın. İki kişiyi oradan çıkartalım mı? Çeyrek dönüşler tabii kayda yok da. Zorunları alabiliriz. Yan pozları alalım. Bas obliğini ilk ay. İlk ay bu. Oturt tam. Kal orada abi. Mide dolu. Fark ettim. Ama oturtursan efsane çıkacak. 10 tane çizgi var. Harikasın. Kalçanı sık. Tertu kalçanı sık. Evet. Kalçayı sıkmazsan o iş orada biter. Bravo arkadaşlar. Kalçanı iyice sıkacaksın. Tamam. Ayaklar yapışık. Evet evet. Belki yine aynı şekilde sende de. Biliyorsun zaten. Şu kol kapalı. Burayı kapamıyor. Tekrar çeyrek arkadaşlar. Oturtun bir seferde. Abi böyle yıllık yamuk durmayın. Bak geçti. Tamam, verdik, oturttunuz bir seferde diye oturacaksınız. Orada da kalacak dostum. Aynen. Ve bu kol şu kalçayı da kapamayacak, obliği de kapamayacak. Bu arkaya. Bu hafif yana. Buraya basıyorsun. Kalçayı da sıkıyorsun aynı esnada. Çok güzel belki. Bravo. Kalçayı bıraktım. İyi misin? Çok iyi. İyiden olsa bize. Evet, fark ediliyor ama sıkıntısız. Aynen. Şöyle açsa bile kapayacak. Açacak yani. Arka bacak. Abi iç bacak. Arka bacak. Ya NPC standartlarında yani. Bu NPC standartlarında bir adam ya. İlkay biz buradan yurt dışına gidek ya. Ben açıyorum, sen bunu yapıyorsun. Buralarda çok takılma. Yurt dışında klasiye abi, evet. Buralar çok gerek yok yani. Gayet güzel arkadaşlar. Önden çift biceps alalım. Arkadaşlar klasikçiler topuklarını yapıştırarak vermek zorunda. Art body'ciler açık verebilir. Kal ilk. Formlar çok güzel ya. Dizini kitle bakayım abi. Yukarıya doğru kitleyerek ver. Biraz aç. Güzel. Çok güzel. Sırtı verirken böyle verebilirsin. Bu bir. Çift bicepsi de verirken aç abi. Topla, ver. Şu kollarını hafif geriye doğru vereceksin ki şu omuz başlarına şu genişliği yakalayabilirim. Kendini çok sıkmadan yap istersen, ben düzenleyeyim. Hafif bileklerini dışarı çevir. Çok iyi. Ön omuzla birlikte komple sırt bir çözüm. Bileklerimizi hafif dışarı. Bu gayet güzel artık. Tere bak, tere bak, tere. Var mı havlu isteyen başka? Başka terleyen var mı? 60 santim, 60 santim. Çünkü hangi siklette kim ne kadar kalacak onlar önemli. Şimdi yarınla ilgili şöyle bir tam plan yapmamız lazım. Şimdi sabahleyin bir kere ilk sikletlerde çıkacak olanlar var. Bizim takımdan da var. 12'ye kadar çıkabilecek olan, yani ilk 5-6 sikleti bence tamamen biz yanımızda alıp götürelim. Bazılarının arabaları da var zaten. Hatta siz direkt buradan çıkıp alana geçin. Ben de direkt alana geleyim. Bir seferde çözelim onu diye düşünüyorum. Onları direkt alana getirin. Benim tekrar buraya gelmem çok anlamlı değil yani. Sabah. Yani 12'ye kadar kimler çıkar burada? -1.73 çıkar herhalde. Değil mi? Bekir çıkar. Yani ben yarışmanın tamamının 7-8'e kadar sürebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ya şimdi yarın toplamda 3, 6, 9, 12, 15 tane sporcumuz var. Ya burada esas sorun şu. Ben dedim ki kendi aramızda sporcuları bölüşelim. Yani burada toplamda 15 tane sporcu varsa her birimizin sorumlu olacağı 4'er tane sporcu olsun. Her birimiz. Tamamen onlardan sorumlu olalım. Yine bir sıkıntı olursa yine bana danışırsınız zaten. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Hepiniz de normallerini, bu süreçleri biliyorsunuz. Yükleme boşaltmaları siz biliyorsunuz özellikle. Şu çıktı, şu çıkıyor, işte şunu çağırıyorlar vesaire. Sen Aydın abinin peşinden ayrılmayacaksın yarın. Emrullah yarın gelecek. Ona da yine görev veririz ama bizim dördümüzün üzerinde olacak yük. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 82'ler sonra gelse de mi olur? Aynı fikirde. O zaman öyle yapalım. Ona göre bölelim, gruba yazalım. Ofise geldik. Yarışma alanından çıktık. Otelden çıktık. Erku abi, Murat Han, Cemil, ben biraz hava almaya ofise geldik. Antrenmanımızı yapıyoruz. Şu an saat 10'a geliyor mu?
Antrenman yapmaya çalışıyoruz. Emin olun yapacağız demiyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Antrenmanımızı yaptıktan sonra bir kafeye gidip yemek yiyeceğiz. Biraz durum değerlendirmesi, bir muhabbet, sohbet. Sonra otele Kurtköy'e geri döneceğiz. Öyle, ofisteyiz şu an. Ne yiyorsun şu an? Pirinç salatası. Kaç yiyorsun? Yaklaşık olarak günde 600 gram şu an pirinç alıyorum. Yaklaşık herhalde yine 700 gram falan et yiyorum. Mümkün olduğunca tabii yarışma olduğu için aksatmamaya çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Dolgunluk iyi. 113 kilo oldum, 114 kilo civarı. Yani inşallah da böyle gider diyeyim. Nereden nereye geldin abi? Vallahi 113 kiloydum. Ya kollarım 41'di. Şu an 113 kiloyum. Kollarım 52 yani öyle hesaplarsak. Aynı kiloda tutmaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Biraz da artarsa iyi olacak. Yaklaşık eski formuma bir 4-5 kiloluk bir adeli eksiğim olduğunu düşünüyorum. Normalde bu yavru oranın önünde 120 civarıydı. Biraz daha toparlarsak Allah kısmet ederse daha iyi olacak.